Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar 14-20 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, bu haftaya güneş tutulmasıyla başlayacağız. Hızlı başlıyoruz, hızlı bir haftadayız. Hemen pazartesi günü akşam 19.16'da 23 derece Yay burcunda meydana gelecek olan tutulma önümüzdeki 6 ayında büyük planda aslında şöyle bir resmini çizebilir. 12. evinizdeki tutulma biraz daha bilinçaltınızdaki konuları hareketlendirirken Anlam arayışınız, hayata biraz daha manevi yaklaşımlarınız bu dönemde öne çıkabilir. Ee, Tutulma ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalındaki Güneş Tutulması videomuzu lütfen izleyiniz. Tutulma genel olarak tabii ki hayatınızda gerek iş ve mesleki hayatınız, gerek günlük hayatınızın detayları ve genel sağlığınızla ilgili alanlarda da bazı farkındalıklar bu dönemde getirebilir size. Ee, hayatın daha gizemli konularını, bilinmeyen konularını, biraz da felsefi ve inançlara dair konularını da daha derinlemesine hayatınıza sokabilirsiniz. Ee, yine biraz daha belki maneviyata yönelebileceğiniz bir dönem de sizin için başlıyor olabilir. Bu hafta 15 Aralık'ta Venüs'ün de yay burcuna geçecek olması manevi konulara evet ilginizi arttıracak gibi görünüyor. Biraz da gizemli şeyler gündemde olabilir. Özellikle Venüs olunca Aşk ilişkiler söz konusu ilişkilerde, aşk ilişkilerinde 8 Ocağı kadar daha gizemli, daha geri planda yaşayabileceğiniz durumlar, biraz Platonik konular, e, romantik konular olabilir. Bu arada bazı gizli hayranlar da gündemde olabilir tabii ki. Evet bu hafta ayın 17'sinde gezegenimiz Satürn artık burcunuzdan ayrılıyor e, ve önümüzdeki 29 yıl bir daha burcunuza gelmeyecek. Satürn tamamen kova burcuna geçiyor. 2023'ün Mart ayına kadar da kova burcunda ikinci evinizde olacak. Bu önemli bir enerji değişimi gerek kişisel gerek toplumsal alanlarda tesirlerini aslında 2021 yılı boyunca yaşayacağız. 19'unda Jüpiter de kova burcuna geçiyor. O da burcunuzdan ayrılacak artık. Bu iki gezegen 21'inde büyük kavuşum gerçekleştirecekler. Yine önümüzdeki yılın en önemli tesirlerinden biri. Yıllık videolarımızda da bundan detaylı olarak bahsettik zaten. Demek ki parasal konularda bazı büyük, güçlü yapılandırmalar söz konusu. Kaynaklarınızla ilgili para kazanmak için tabii ki yeni iş yapılanmaları olabilir. Yeni kazanç imkanları, fırsatları Jüpiter'in tesirleriyle şansıyla, bereketiyle gelebilir. Satürn de burada daha belki uzun vadeli yapılar kurmanızı sağlayabilir kaynaklarınızı, mal varlıklarınızı değerlendirmek anlamında da daha güçlü tesirlerle, fırsatlarla bu dönemde karşılaşabilirsiniz. Yani ana planda parasal konular, maddi güvenliğinizle ilgili konular var. Bu iki gezegen uzun vadede ve özellikle önümüzdeki 1 iki yıl içerisinde parasal durumunuzu güçlü bir şekilde şekillendirecek ve burada bazı temel yapıları güçlendirecek gibi de görünüyor sevgili oğlaklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.